Arkadaşlar bir de Dünya Ekonomik Forumu'na bakabiliriz. Bunlar ne istiyorlar falan diye. Ya 3 aşağı 5 yukarı listeler hep aynı. Bakın 2020'de mesela karmaşık problem çözüm 1 numara. 2 numara eleştirel düşünme, 3 numara yaratıcılık, 4 numara insan yönetimi, 5 numara başkalarıyla birlikte çalışmak. Görüyor musun? İşte 21. yüzyıl yetkinliklerini yeniden sıralamış Dünya Ekonomik Forumu. Şimdi 2025'e baktım. Bir şey değişmiş, onu söylemek istiyorum arkadaşlar size. 2 numaraya aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri gelmiş. Neden biliyor musunuz? Tahmin edebiliyorsunuz pandemiden dolayı. Kendi kendine öğrenmenin, aktif öğrenmenin önemini iş dünyası fark etti. Ve 10 becerinin arasına tak diye aktif öğrenmeyi koydular. Geri kalanına bakıyorsunuz hala analitik düşünme, inovasyon, karmaşık problem çözümü, eleştirel düşünme, analiz, yaratıcılık, orijinallik, inisiyatif alma, liderlik, teknoloji, duygusal yılmazlık ve sebep-sonuç ilişkilerini görebilme. Yani buradakilerin aşağı yukarı yarısı teknoloji arkadaşlar. Üçte biri falan da problem çözmeyle ilişkili. Nereye gittiğimiz aşağı yukarı belli. Bir ufak Muhammed Hoca'nın dediği gibi ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Sıralamada değişiklikler olabiliyor ama genellikle ilk 10'un 8 tanesi falan 5 yıla değişmiyor, aynı kalıyor.